Avustralya'da hayat kanalı, Bangeran, Kalit Hevan, Polit Higa, Moira, Ulupna, Kıvat Kıvat, Yalaba Yalaba ve Nugurayi Iliyam Burung halklarını saygıyla anmaktadır. Kabile büyüklerine saygı gösteriyoruz, devam eden kültürlerini kutluyoruz ve atalarının anısını anıyoruz. Herkese merhaba. Bugün sizleri Avustralya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu Shepparton şehrine götürüyorum. Videoya başlamadan önceki videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bu videoları hazırlamak bir hayli gerçekten zamanımı alıyor. Önceki videoda da bahsettiğim gibi tır şoförü olduğum için uzun saatler çalışıyorum. Dolayısıyla video edit işlemlerine pek fazla zaman ayıramıyorum. Sizden gelen destekler, yani ücretsiz bir şekilde kanala abone olmanız, yorumlarınız ve beğenileriniz YouTube algoritması ve kanalın tanıtımı için gerçekten çok önemli. Kanalda beğendiğiniz videoları lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın. Çok sık video yükleyin. Demiyorum şu an için ama en azından yüklemiş olduğum videolardan bir an önce haberdar olmak için kanala abone olduktan sonra bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Hadi gelin Shepparton'da bir gezi yapalım ve sizlere gezerken Shepparton'u anlatayım. Videonun başında bir bildiriyle başladım. Kısaca ondan bahsederek hemen videoya devam edeceğim. Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıları, Avustralya topraklarında binlerce yıldır yaşayan yerli halklardır. Yaklaşık 60 bin yıldır. Bu tanıma ya da bildiri, bu topraklarda uzun süreli ve köklü bir kültürel bağın tanınmasını içerir. Victoria eyaletinde yer alan Shepparton, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen bir şehirdir. Çok kültürlü topluluğu, doğal güzellikleri ve ekonomik potansiyeli ile dikkat çeker. Bu şehir hem yerel hem de uluslararası turistler için popüler bir destinasyondur. Bu şehrin tarihine baktığımızda Greater Shepparton bölgesi aborjin kültürel mirasına sahiptir ve Victoria bölgesindeki kültürel açıdan en çeşitli belediyeler arasındadır. Tarihsel olarak şimdi Büyük Shepparton olarak bilinen yerde yaşayan Yorta Yorta, Bangeran, Kalit Hevan, Wolit Higa, Moira, Ulupna, Kıvat Kıvat, Yalaba Yalaba ve Nugaria Iliyam Burun klanlarından oluşan ve hepsi Yorta dilini konuşan 8 kabile vardı. Günümüzde bölgedeki aborjin nüfusu azalmış olup 2023 itibariyle yaklaşık olarak 3500 aborjin bu bölgede yaşamaktadır. 1824'te Hamilton Hume ve William Howell, koloni için yeni otlak alanları bulmak amacıyla bir keşif gezisine öncülük ettiler. Bu ikili, keşif güzergahlarında yer alan Shepparton bölgesinde yerleşme ve üretim için verimli topraklara sahip olduğunu notlarına eklediler. Ve böylelikle daha sonraları Shepparton bölgesine Avrupalı yerleşimciler gelmeye başladı. Avustralya'da Gold Rush, yani altına hücum döneminde Shepparton 1850'lerde Bendigo ve Ballarat altın yataklarından doğuya seyahat eden madenciler için popüler bir nehir geçiş noktası haline geldi. Özellikle 1851'de Ballarat'ta altının bulunmasıyla birlikte Shepparton'un tanınırlığı artmaya başladı. Bu bölgenin hızla gelişmesinde öncü olanlardan birisi de 1873 yılında Shepparton'a taşınan ailesi İrlanda göçmeni olan John Furphy'dir. Furphy burada ilk demirci dükkanını kurdu ve özellikle tarım makinalarıyla büyük ün kazandı. En tanınmış ürünü ise su arabalarıydı. Bu su arabası bir at tarafından koşulmuş yatay olarak monte edilmiş demir tekerlekler üzerinde ahşap bir çerçevede yer alan 818 litrelik demir bir silindir tanktan oluşuyordu. Ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya ordusu bu arabaları çok fazla kullandı. Furphy dokümanesi hala daha John Furphy'nin soyundan gelenler tarafından işletilmektedir. Ayrıca Avustralya biralarının arasında en çok popülerlerinden olan Furphy Refreshing Ale, yani Furphy canlandırıcı bira ismi, insanların serinletici bir içecek eşliğinde bir araya gelip hikayelerini paylaşma fikrini yansıtacak şekilde adlandırılmıştır.
Shepperton 1800'lerden itibaren sürekli bir gelişim göstermiştir, özellikle tarım ve sanayi alanında. Tarihiyle ilgili anlatılabilecek daha birçok detay olmasına rağmen biraz da ekonomiden ve iş imkanlarından bahsederek devam edelim. Shepperton denilince iş imkanları konusunda Avustralya'da oldukça popüler olan SPC Australia yani SPC Avustralya firması hemen göze çarpıyor. Avustralya merkezi küresel bir tarım işletmesi olan bu firmanın 700'e yakın çalışanı vardır. Hayvancılığın da ön planda olduğu Shepperton'da özellikle süt üretimi ekonomisine can vermektedir. Turistik ziyaretçilerin çok olduğu bu bölgede hizmet sektörü de oldukça yaygındır. Yüzlerce kafe, restoran, bar, bakery yani hamur işleri gibi iş yerleri de bir hayli yaygındır. Eğitim konusunda La Trobe Üniversitesi'nin yanı sıra Shepperton'da birçok TAFE ve mesleki eğitim kurum bulunmaktadır. Sağlık, tarım ve mühendislik bölgedeki popüler eğitim dallarındandır. Etkinlikler ve festivaller Shepperton'da yıl boyunca birçok festival ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle yerel sanat ve kültür festivalleri büyük ilgi görmektedir. Gezilecek yerler ve müzelere gelelim. Victoria Park Lake yani Victoria Park Gölü, Shepperton'ın kalbinde yer alan bu güzel göl, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getiriyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bu göl etrafında yürüyüş yaparken, bölgeye özgü kuşların sesleriyle keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz. Kano kullanmak ya da kayıklı balıkçılık yapmak isterseniz o imkanlar da mevcut. Gerek kiralayabilir ya da kendi kanonuzu kullanabilirsiniz. Göl etrafında yürürken hemen yakında bulunan Visitor Center ve Sanat Müzesi'ni gezmenizi tavsiye ederim. Şu an ekranda gördüğünüz ziyaretçilere bölge hakkında bilgi sağlayan bu merkez aynı zamanda Shepperton'un tarihini ve kültürünü de tanıtmaktadır. Moving Arch Shepperton, açık hava galerisi olarak hizmet veren bu yer, yerel sanatçıların eserlerini sergiliyor. Şehrin çeşitli yerlerinde farklı renklere boyanmış 100'e yakın inek heykelleri görebilirsiniz. Shepperton'da hayvancılık ve süt ürünleri üretimi bir hayli fazla olduğu için bu tarz özgün sanatsal çalışmaları şehrin her bir yerinde görebilirsiniz. Adeta bir otlama yeri gibi olmuş, değişik inek tipleri, varyasyonları mevcut. Spider-Man'li bir inek, bir Madonna tarzında bir inek, aklınıza gelebilecek bir sürü değişik çeşitli özgün çalışma burada mevcut. Devam edelim. Avustralya'nın önde gelen sanat müzelerinden biri olan bu müze, yerli sanat eserlerinden oluşan modern sanata kadar geniş bir koleksiyona sahiptir. Onun dışında Akamos denen bir yer var. Bu da hemen gölün yakınında. Shepperton'un spor ve rekreasyon merkezi olup fitness ve su sporları ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır. Shepperton'un bence en güzel yerlerinden biri olan Goulburn Nehri Ulusal Parkı, 654 km uzunluğundaki bu nehrin etrafındaki yürüyüş parkurları sizlere büyüleyici nehir manzaraları sunuyor. Burası özellikle görünmesi ve gezilmesi gereken bir yer. Burada yürürken bölgeye özgü kuşların sesleri adeta bir meditasyon etkisiyle sizleri rahatlatacaktır. Bölgenin yaz aylarında oldukça sıcak olduğunu hatırlatıp doğal hayatın daha aktif olacağını
ve karşılaşabileceğiniz hayvanların en başında tahmin edeceğiniz üzere yılanlar geliyor. Bölgede yürüyüş yapacaksanız kesinlikle ayak bileklerinize kadar kapalı sağlam bir ayakkabı ve uzun pantolon ya da eşofman giymenizi tavsiye ederim. Shepperton çok kültürlü bir yapısıyla bilinir. Avustralya'nın geneli aslında böyle. Çünkü Avustralya bir göçmen ülkesidir sonuç olarak. Şehir farklı etnik kökenlerden gelen insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde ekonomik fırsatlar ve yaşam kalitesi nedeniyle birçok göçmen Shepperton'u tercih etmektedir diyebilirim ama şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Biz burayı okul tatilinde ziyaret ettik ve kaldığımız bu 3 gün içinde özellikle hafta sonu olmasına rağmen pek fazla kalabalık göremedik. Çok fazla insan olmadığı bir şehir açıkçası. Arabayla gezdiğimiz yerler olsun, yürüyüş yaptığımız yerler olsun bence burası oldukça sakin bir şehir. Bunu da not olarak belirtmiş olayım burada. Shepperton, Avustralya'nın saklı kalmış hazinelerinden biridir. Gerek tarihiyle olsun, gerekse doğal güzellikleriyle sizlerin de ilginizi çekecek bir şehirdir. Umarım bu videoyu beğenmişsindir. Eğer Shepperton hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer gezilecek yerleri görmek istersen açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsin. Bu tarz şehir tanıtım videolarını bir playlist halinde ileride düzenleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.